Merhaba sevgili öğrenciler. 4. sınıf matematik dersi çarpma işlemiyle ilgili problemleri birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk soruyla hemen başlıyoruz. Her birinde 25 düzine bir soru işareti var burada. 25 düzinenin kaç olduğunu bilmiyorum mesela. 25 düzine kalem bulunan 6 kolide toplam kaç kalem vardır? Değil mi? Öncelikle kutuları bulalım. Her birinin içerisinde 25 düzine varmış kolilerin içerisinde. Bir düzinenin 12 olduğunu biliyorsun. Öncelikle 25 düzine de kaç tane kalem var? Onu bulmam gerekiyor. 2 kere 5 10 0 elde var 1. 2 kere 2 4 1 de elde 5 eder. 1 kere 5 5 1 kere 2 2. Topladım 0 10 0 elde var 1'i de eklersem her bir kolide 300 tane kalem var. Her birinde. 6 koliyi benden istiyor. Bu işlemi zihinden yapabilirsin. 300 çarpı 6, 3 kere 6, 18 çift sıfırını eklerim. Ve 1800 kalem olduğunu bulabilirim. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Aynı yerden aynı anda karşıt yönlere hareket eden iki taşıtan birinin hızı 80 km, diğerinin hızı 75 km'dir. 3 saat sonra aralarındaki uzaklık kaç kilometre olur? Aynı yer, aynı an ve karşıt yönler buradaki kelimeleri de bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bir rota oluşturalım yine sevgili öğrenciler. Karşıt yönler diyor. Biri sol tarafa doğru gidecek, değil mi? Birisinin sağ tarafa doğru gitmesi gerekiyor. Birinin hızı 80 kilometre. 80 niye sol tarafta? Sorun değil. Sağ tarafa yazsan da değişen hiçbir şey yok. Birinin hızı 80 kilometre, birinin hızı 75 kilometre. 3 saat sonra aralarındaki uzaklık kaç kilometre olur? İki yolla göstermek istiyorum bunu. Şimdi bu adam gitti 80 kilometre, değil mi? 1 saat geçti, 80 kilometre yol gitti. Bu da sağ tarafa doğru gitti. 1 saatte 75 kilometre. Yani 1 saat geçti 80 kilometre. 1 saat geçti 75 kilometre. Birisi burada, diğeri burada. İkisi arasındaki mesafe şunların toplamı olmaz mı? Öncelikle onları bir toplayalım. 80 artı 75'ten sevgili öğrenciler 5 0 daha 5 8 7 daha 15 155 kilometre. Yani bunlar 1 saat sonra aralarındaki mesafe toplamı kadar olmuş olur. 1 saatte. 3 saat istiyor bizden. 155 ile 3 saati hemen çarpıyorum. 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 5 15 1 de elde 16 elde var 1. 3 kere 1 3 1 de elde 4. 465 kilometre olur. Şimdi bunun bir yöntemi daha var sevgili öğrenci. Bu biraz daha uzun bir yöntem. Adam 80 kilometre ile gidiyor sol tarafa doğru. 3 saatte kaç gider? 80 çarpı 3'ten 240 kilometre gider. Diğeri 75 kilometre hızla gidiyor. 3 saatte sağ tarafa doğru kaç kilometre gider? O da 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 21 1 de elde 22. Sağ tarafa doğru 225 kilometre yol gider. Yani biri buraya geldi, birisi de buraya geldi. Şuradaki uzaklık işte 240 kilometre. Buradaki uzaklık işte 225 kilometre. Aralarındaki uzaklığı istiyor bizden. Ne yapmam gerekiyor? 240 ile 225'i toplamam gerekiyor. Bu bence daha uzun bir yöntem. Birinci yöntem daha kolay diye düşünüyorum. 5 0 daha 5 eder. 4 2 daha 6 eder. 2 2 daha 4 eder. 465 kilometreyi ikinci yolla da bulabilirsin. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla uyumlu ve birebir gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. Lise grubu 9, 10, 11, 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizleri yazılı ya da hazırlayabiliyoruz. Verileriniz bizi 507-215-26-58 numaralı telefondan da arayarak ayrıntılı bilgiyi edinebilirler. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Her birinde 38 kilogram bulunan 120 kasa ve her birinde 45 kilogram portakal bulunan 86 kasa bir kamyona yükleniyor. Kamyondaki meyvelerin toplam kütlesi kaç kilogramdır? İki parça var orada, fark ettin mi? 120 kasa yükledik. Hocam bunların ağırlığı ne kadar? Her birinin ağırlığı 38 kilogram. 120 ile 38'i çarparak ilk bölümün ağırlığını hesaplayalım. Sıfırı dışarıda tut. Lütfen çarpma işlemi yaparken. 8 kere 2 16. Görme 12 ile 32, 38'i çarpıyormuş gibi düşün. 8 kere 2 16. Elde var 1. 8 kere 1 8. 1 de elde 9. 3 kere 2 6. 3 kere 1 3. Topladım hemen. 6. 9 6 15 elde var 1 ekledim. 456. Görmediğin sıfırı sağ tarafına ekleyip 4560 kilogram bulabilirsin. Birinci bölüm yüklendi. 4560 kilogram. Hocam ikinci bölümü yükleyelim. Her birinin ağırlığı ne kadar? 45 kilogram. Tamam. Kaç kasa? 86. Tamam.
45 çarpı 86. 86 kasa ve her biri 45 kilogram. Portakal bulunuyor. Portakalların da ağırlığına bakalım. Ha, bu arada buna elma yazalım değil mi? Evet. İkinci bölüm portakallar. 6 kere 5 30. Elde var 3. 6 kere 4 24. 3 de elde 27. 8 kere 5 40. 40'ın 0'ı. Elde var 4. 8 kere 4 32. 4 de elde 36 mı? Topladık 0, 7, 6, 2 daha 8 ve 3. 3870. Bunlara da portakal diyelim. Problem çözerken öyle işlemi yaptın, neyi bulduğunu bilmezsen olmuyor çocuğum. Olmuyor işte yani. Şimdi biz elmaları yükledik. 4560 kilogram portakalları yükledik. 3870 kilogram. Toplam meyvenin ağırlığını istiyor bizden. 0, 7, 6 daha 13, elde var 1, 8, 5 daha 13, 1 delde 14, elde var 1, 4, 3, 7, 1 delde 8, 8430 kilogramdır kamyondaki meyvelerin toplam ağırlığı. Bir diğer sorumuz, bir caddenin bir kenarına 8 metre aralıklarla 126 fidan dikiliyor. Bu caddenin uzunluğu kaç kilometredir? 126 ile 8'i çarpma sevgili öğrencim. Şimdi burada bir şey göstereceğim sana. 1, 2, 3. 3 tane fidan diktin. Kaç aralık oluyor? 8'er metrelik 2 tane aralık oluyor. Fark ettin mi? Mesela 6 tane fidan dikelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8'er metrelik kaç tane aralık çıktı bakar mısın? 5 tane. Fark ettin değil mi onu? O zaman... Mesela 6 diktin 5 aralık var. 3 diktin 2 aralık var. Sanki aralık sayısı fidanlardan 1 eksik oluyor. O zaman 126 fidan diktiysen burada 125 tane 8'er metrelik aralıklar olur. Hemen çarparak bu caddenin uzunluğunu hesaplayacağız. 8 kere 5 40 0 elde var 4. 8 kere 2 16 4 elde 20. 20'nin 0'ı elde var 2. 8 kere 1 8 2 elde 10 eder. Bulduğumuz metre. Dikkat et bak ben soruya başlamadan buranın altını çizdim. 1000 metre benden kilometre olarak istiyor. Biliyorsun ki 1000 metre 1 kilometredir. Bir diğer sorumuz. Bir mağazada bir takım elbise 170 lira, bir pantolon 34 lira, bir mont 95 liradan satılmaktadır. Günde 4 takım elbise, 6 pantolon, 2 mont satan mağaza sahibine eline geçen para kaç liradır? Çocuklar dikkat edin. Takım elbise sırayla git tamam mı? Karşılaştır mesela. Tutuyor 170 takım elbise 6 ile çarpıyor. Ya 6 tane satılmamış. 4 tane satılmış. Tamam mı? 170 ile benim burada 4'ü çarpmam gerekiyor. Ve yazayım hemen onun altına takım elbiseyi buldum diye. 0, 28'in 8 elde var. 2, 4 kere 1, 4, 2 elde 6. TE takım elbise diye kısalt. Yani orada sana hatırlatacak şey yapsan yeterli zaten. Peki pantolonun fiyatı 34 lira. Kaç tane satılmış? Bak burada. 6 tane pantolon. 34 çarpı 6. 6 kere 4 24 elde var 2. 6 kere 3 18 2 de elde 20. Bu da pantolon. Pa dedim bunu da. Kısalttım. Diğerine mont satılmış. 95 liraymış montun tanesi. 2 tane satılıyor. 95 çarpı 2'den. 10'un 0'ı elde var. 1 2 kere 9 18. 1 de elde 19. 190 lira. Bunlara da mont mu diyelim? Evet. Bunlara da mont diyelim. Mağaza sahibinin eline geçen para kaç liradır diyor. Bu adam 680 lira takım elbiselerden para kazanmış. 204 lira pantolonlardan para kazanmış. Bu adam 190 lira montlardan para kazanmış. Bunları toplayarak sonuca ulaşabilirim. 4, 9, 8, 17 elde var 1. 6'ın üstüne ekledim 7. 2 daha 9, 1 de burada 10. 1074 TL eline geçen para olur. Bir diğer sorumuz, bir doğal sayının 26 ile çarpımı 7436'dır. Bu doğal sayının 42 ile çarpımı kaçtır? Neymiş bu meşhur doğal sayı? Öncelikle onu bir bulmaya çalışalım mı? Bilmiyoruz bu doğal sayı. Soru işaretiyle gösterelim. 26 ile çarpınca 7436 çıkıyor. Bundan sonraki konuda iki basamaklı bölme işlemi var. İki basamaklı bölme işlemleri zor çocuklar. Ayrı ayrı taktik gerekiyor orada. Yöntemleri uygulamak gerekiyor. Yuvarlama ve birler basamağından yararlanmak gerekiyor. Şimdi öncelikle bu doğal sayı bulmam gerekiyor benim. Nasıl yapacağız? 7436'yı yani çarpımı verilen diğer sayıya bölerek sonuca ulaşacağız. Yani bu doğal sayı bulacağız. Bölelim bakalım.
Şimdi 7'de 26 yok. 74'te 26. Yani oradaki 26'yı 30 gibi düşünür müsün? Bir kere deneme yanılma yoluyla yapmamız gerekiyor bunu. Hani bunu 30 gibi düşünürken 3 defa var desen, 3 kere 30, 90 civarında bir sayı. Ya diyelim ki yanlış yapalım. 3 kere yok da sen 3 kere olduğunu farz et. 3 kere 6, 18 ya da 3'ü denedin. Elde var 1. 3 kere 2, 6. 1 de elde 7. Bak olmuyor. Hani 74'ü geçmiş biraz. Çıkarma işlemi yapacağım. 74'ten 78'i nasıl çıkartayım? Olmuyor bu. 3 fazla geldi değil mi? 3 birazcık fazla geldi. O zaman 2'yi deneyebilirim burada. Zaten iki basamaklı bölmelerle ilgili alıştırmalarım var. Onu da yine takip edip izleyebilirsiniz. 2 kere 6, 12. Elde var 1. 2 kere 2, 4. 1 de elde 5 eder. Çıkartın 2. 7'den 5 çıkarsa 2 kalır. 22. Peki. Çıkarma işlemi yapınca da bunun bu sayıdan küçük olmasına da dikkat etmen gerekiyor. 3'ü aşağı indirdik. Hocam 223'te 26'yı işte deneyelim. Yani o 26'yı 30 gibi düşünürsen 7, 8 gibi bir şey oluyor çocuklar. Deneyelim 8'i. Oluyor mu bakalım? 8 kere 6, 48'in 8'i elde var. 4, 8 kere 2, 16, 4 elde 20 eder. Çıkarttığın zaman da kalan sayı 26'dan küçük olması gerekiyor. Unutmayın. 13'ten 8 çıktı. 5 kaldı. Burası 1, burası 0 oldu. Evet, küçük kaldı. 156 içerisinde 26'yı deneyeceğiz şimdi. Çocuklar 6 kere var. 6 kere 6, 36'nın 6'sı. Elde var 3. 6 kere 2, 12. 3 de elde 15 çıkartır ve 0 bulursun. Demek ki bu sayımız 286. Bunun diyor, bu doğal sayının, bulduk bunu, tamam. 42 ile çarpımı kaçtır diyor. Çarpalım 286 ile. Hemen 42'yi çarpıyorum. 6 kere 2, pardon. 6 kere 2 12 elde var 1. 2 kere 8 16. 1 de elde 17'nin 7'si elde var 1. 2 kere 2 4 1 de elde 5. 572. 4 kere 6 24. Bir basamak kaydırmayı unutmuyorum. Elde var 2. 4 kere 8 32. 2 de elde 34. Elde var 3. 4 kere 2 8. 3 de elde 11 eder. Bunların toplamı. 2 aşağıda 11'in 1 elde var 1. 5 4 9 1 de elde 10 0. Elde var 1 ekledim. 2 ve 1. 12.012. Doğru cevabımız. Bir diğer sorumuz, tanesi 3 lira olan defterlerden 27 düzine, tanesi 2 lira olan kalemlerden 43 düzine, tanesi 75 kuruş olan silgilerden 20 deste satan kırtasiyenin eline geçen para kaç TL'dir? TL'lere ve oradaki kuruşlara da lütfen dikkat edelim. Şimdi çok işlem var aslında burada, dikkat etmemiz gerekiyor. 27 düzinenin kaç olduğunu bilmiyorum. 43 düzinenin kaç olduğunu bilmiyorum soruya göre. 20 destenin kaç olduğunu bilmiyorum. Şimdi 27 düzine defter satmış. Öncelikle 27 ile 12'yi çarparak 27 düzine kaç tane satmış onu bulacağım. 2 tane 7 14 elde var. 1 2 kere 2 4 1 de elde 5. 1 kere 27 27. Bir basamak kaydırmayı unutmuyorum. 4 7 5 12 elde var. 1 ekledim. 324 tane kalem satmış. Şimdi bu kenarda kalsın. Hatta bunu hemen paraya çevirebilirim. 324 tane defter satmış. Tanesi 3 lira. 324 ile 3'ü çarparak defterlerden kaç lira para kazandığını bulabilirim. 3 kere 4 12'nin ikisi elde var. 1. 3 kere 2 6. 1 de elde 7. 3 kere 3 9. 972 lira. Buraya da bir defter diyelim. Çünkü bayağı bir işlem olacak orada. Geldik kalemlere. 43 düzine satılmış çocuklar. 43 düzineyi 12 ile çarparak öncelikle kaç tane olduğuna bir karar verin. 2 kere 3 6, 2 kere 4 8, 1 kere 3 3, 1 kere 4 4. Topladım. 6 8 3 11. Elde var 1'i ekledim. 516 adet satılmış kalemlerden. Ve kalemlerin tanesi 2 liraysa, 512 değil 516. 2 liraysa 516 ile 2'yi çarparak kalemlerden kaç lira para kazandığını, eline geçen parayı bulabilirim. 2 kere 6 12 elde var. 1, 2 kere 1, 2, 1 de elde 3, 2 kere 5, 10. Buna da bir kalem yazalım şöyle. Geldik 20 deste. Bunun için işlem yapmayacağım. 1 deste 10 tane zihinden yapalım değil mi? Biraz daha. Bir sıfır eklersem 200 tane satılmış. Peki. Silgilerin tanesi 75 kuruş. Dikkat edeceğin çok şey var ha burada. 40 kuruşlara mesela, oradaki liralara falan hep dikkat edeceğiz. Yani soru sonunda benden lira olarak istiyor mesela.
75 ile ben hemen 200'ü çarpacağım. 200 kuruşu çarpıyorum. Pardon, 200 ile 75 kuruşu çarpıyorum. 2 kere 5 10 sıfır elde var 1. 2 kere 7 14 1 de elde 15. Görmediğimiz 2 sıfırı da eklersek 15.000 kuruşu bulduk. Ben bunu lira olarak çevirirsem 2 tane sıfırı sildim. Biliyorsun ki 1 lira 100 kuruştur. Yani kuruşu liraya çevirirken 100'e bölmen gerekiyor. 150 lira oldu. Burası da 150 lira. Evet, geldik final kısmına. 972 lira defterlerden para kazandık mı? 1032 lira kalemlerden para kazandık. 150 lira da silgilerden para kazandık. Bunların toplamı 4. 7, 3 daha 15 de burada. 15'in 5'i elde var. 1 ekledim 11 de burada. 11'in 1'i eklersem 2154 lira adamın eline geçen para olur. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Bir aylık fatura giderleri 190 lira ve ev kirası 320 lira olan bir ailenin bir yılda bak aylık ve bir yıl. Bir kere şuraya hemen yazalım mı? Bir yıl eşittir 12 aydır diye. Ev kirası ve fatura giderleri için ödediği para kaç liradır? Ben önce hani uzun yöntemi yapmak istemiyorum çocuklar. Ben bir ayda faturaya 190 lira para veriyorum. Ev kirasına da 320 lira para veriyorum. Bunların toplamı 0, 11'in 1'i elde var 1, 3, 1 daha 4, 1 de elde 5 eder 510 lira. Bu bir ayda ödediği para. Ev kirası ve faturaya. Bir yılı yani 12 ayı benden istiyor. 510 ile 12'yi çarparak sonuca ulaşabilirim. Sıfırı işlemin dışında tuttum. Bulduğum sonucun sağ tarafına ekleyebilirim. 2 kere 1 2, 2 kere 5 10, 1 kere 1 1, 1 kere 5 5 ve bunların toplamı 2, 1, 6 sıfırı da eklersek bir yılda ev kirası ve fatura giderleri için toplamda 6120 lira para ödediğini bulabilirim. Çocuklar dersimiz sona erdi. Umarım beğenmişsinizdir. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videosu ekliyoruz. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.